Zaten yani, kimse istemiyor ki o kadını. Üçüncü oyunda Afrodit'i hala yok. Seda ilk oyunda var. Afrodit ile Seda'yı karşı karşıya getirmeyin. Çünkü bir tanesi geliyor tekrar arkadaşlarına, bence geliyor. Doğru söylüyorsun diğeri abicim. Diğeri üç oyun yok. Biri nasıl aynı şey çekiyor, ya? Nasıl aynı diğeri şey? Diğeri de üçte bir yapıyor. Hatta öbür garanti sayısı da Dalaka'ya hediye olarak gidiyor. Doğru söylüyorsun. Derdiniz oyun değil. Siz diyorsunuz ki evet. Ben dün diyorum ki kadın üç oyun geçmiş. İhanet et. Üç oyun arkadaşlarını yalnız bırakan kadın var bir tarafta. Üç oyun. Bir tarafta da hiçbir kez yanlış bırakmayıp hemen gidip ne yapıyorsa bilmiyorum. Şimdi, ama hemen gitti. Geliyor. Bak, abicim bir tanesi ya, hasta şey bir. Değil. İkincisi doktora gitti. Asıl aynı sebep şey o kızın oradan uzaklaşma sebebi tamamıyla evet. Kulesi yıkılıyor. Evet. Tam seviniyor. Oyunu kazandı. Evet, evet. Arkasını dönüyor. Evet. Nikos da sarılıyor. Sayı aldı bitti derken evet. Arkasını döndüğünde bir bakıyor kulesi rüzgardan devriliyor. Yani tamam. Dokunulmazlık oyunu. Bana soracak olursan ikisinde de bir şey yok. Bak bence de bir şey yok. İşte anlatamıyoruz ya biz. Ya da anlamak istemiyor. Görüntüler anlatıyor zaten. Bak, çok net anlatıyor. Siz patladınız. Bence ikiniz de patladınız. Ben sana siz bir şey söyleyeyim mi? Siz niye patladınız biliyor musun? Abi, görüntülerde 3 oyunda bir kadın yok. Diğerinde kadın orada. Abici, patladınız bak, patlamış mısır gibi şey oldunuz. Bir şey söyleyeyim mi sana? Bir tanesi dokunulmazlık oyunu. Hala ne anlatıyorlar ya? Fatura kesildiği için dün 3'te 1 yaptı. Evet. Hatta 4'te 2 de yapabilirdi. Evet. O sayı gitmemiş olsaydı. Şansına hediye etti diyorum. Bak bunu belirtiyorum. Niye tamam. Belirtiyorum? Çünkü kız çıldırıyor. Yani orada sen de olsan ben de olsam biz aynı şeyi yaşarız. Belki ben daha fazlasını yaparım. Yani tekmeler atarım sen peki, belki. Eğer sen orada bench'te olsan 3 oyunda bir arkadaşın gelmese ne yaparsın? 3 oyun gelmiyor ya. Ya o kız ne diyorum? Bak hasta kız söyleyeyim. Ya belki kız doktorun birisi, yanında diyorum hasta. Ben sana. Hasta kız doktorun yanında. Evet. Ya bırakın palavrayı, ne doktorun yanında. Belki tuvalete gitti, ihtiyacını canım, görüyor. Ne yapabilirsin abi? Kadın abicim böyle yani. Gidiyor oradan. Sen az önce diyorsun oraya gitti. Belki dakika, ihtiyacını kadının, görüyor. Seda'nın gidişiyle Afrodit'in gidişi tripleri arasında da fark var mı? Var. Söyleyin var. Bana. Ama bak şöyle bir Seda şey. Seda nasıl gidiyor? Seda normal gidiyor. Afrodit böyle gidiyor. Bak. Abicim tamam. Ben gidiyor. Ben şunu söylüyorum. O da farklı. Bunun ikisinde de gitmesinde herhangi bir sıkıntı, sorun yok. Sadece sorun senin bunu dile getirdiğin için ihanet etti. Evet. Takımı sattı. Tamam, evet. Takım bunun yüzünden evet, kaybetti diyorsun. Etmiş. Üç oyunda vallahi, yok işte, ihanet etmiş. Kadın, üç oyunda yok. Kadın üçte bir en azından takımına bir sayı getirmiş. Evet. O zaman Seda da bugün kaybetmesinin sebeplerinden bir tanesi o zaman. Seda 3'te 0 yaptı. Senin deyiminle. Ben bunu söylemek ama istemiyorum. Tamam. Ama sen ben söyletmek zaten. Zorunda kalıyorsun. Söylemek istemiyorum derken arkama geldim. Şarkılar söyledin. Murat söyledin abi, yani. Murat abin Seda takımı. Söylemiyorum var. Derken. Ya, çok tamam gitmem, olabilir. Bak şimdi. Seda ne yapmış? 3'te 0. Kriakos ne yapmış? 4'te 0. Tamam. Zaten bitti yani. Oyunu zaten ya, kazanmaları imkansız. Zaten. Biz Seda'nın bu akşam başarılı olmadığını ben zaten söyledim. Tamam. Ama ihanet siz etmiş olmuyor işte. Ben de bunu anlatmaya kim çalışıyorum. Yani oradan uzaklaşması takımına takıma evet. Demoralize vermemesi adına, demoralize etmemesi yani adına uzaklaşıyor üç işte. 3 oyun boyunca sen arkadaşlarını yalnız bırakıyorsun. Nasıl ihanet bak, etmiyor ya? Kız hasta. Ben ya şey ne hastası mi be kardeşim? Abicim, bırak trip yaptı, şeye kızdı gitti ya. Profesyonel sporcularda, profesyonel sporcu, bu kız olimpik bir sporcu. He. Profesyonel sporcularda bu tarz bir olay olduğunda evet. Hemen uzaklaşırsın. Tamam. Olayın ya yaşandığı noktayı hemen uzaklaşırsın ki hemen kendini sakinleştirmeye çalışırsın. Evet. Bu sporcuların en bilindik hareketidir. Tamam. Çünkü biz çok çabuk sinirlenebiliyoruz. Evet. Çok çabuk düşebiliyoruz. Bu kız da yani dediğim gibi yani en güzel hareketi yapıyor. Geçen sene bir daha eğer bulunursa Romanya-Türkiye maçında biz çok çok öndeyken bir kavga oldu bench'te. Bak dün de aynısını söyledim. Vallahi o görüntüyü bulun. Biz o oyunu kaybettik. Niye? Kavga yüzünden kaybettik. Bu yapılanlar doğru hareketler. Seda'nın yaptığı da doğru. Afrodit'in yaptığı da doğru. Ben sadece seni ikna etmeye çalışıyorum. Nasıl doğru? İhanet dediğin ya, için bu kadın ihanet etmedi. Arkadaşlar 3 oyun boyunca yalnız bırakmak doğru bir şey deme, gözünü seveyim ya. Ya 3 oyun boyunca abi, arkadaşlarını yalnız bırakıyorsun. Abi, ne demek bak, ya birinin, bu? Bak, yapma gözünü Murat seveyim. Murat Ceylan bir defa hatalı çıkış yapmıştı. Daha koştu. Ha. Daha koşmuştu. Bayağı bir gerildi. Sadece bak bir kişinin hatasından hani ona hata demeyeceğim ama hani insan kendini o an sakinleştiremiyor. Takım arkadaşları destek olmaya çalışsa da yapamıyorlar. Sadece işte geç çıktım, önce çıktım muhabbetinden dolayı bayağı bir bench birbirine girdi. Yani bak bir kişinin ya hat duymadı veya düdüğü. Böyle bir olay oldu, yaşadık yani biz. Evet. Gerçekten bunun sıkıntısını ciddi anlamda yaşadık. Bu yapılan hareket doğru hareket. Ben bunu söylüyorum. Şey, yani Afrodit'in yaptığı mı doğru? İkisinin de yaptığı hareket. Evet, Afrodit'in yaptığı. Çünkü niye? O orada durmuş olsa devamlı söylenecek ona diyecek. Ben nasıl düşürdüm? Ben nasıl sayı dokunulmazlık oyununda kaybettim diye diğer arkadaşlar etkilenecek. Etkilenmemesi adına uzaklaşması en doğru hareket. Profesyonelce bir hareket. Doğru veya yanlış değil Nagihan. Yani yapabilirsin, yapmayabilirsin. Bence bu tartışılır. Ben Nagihan'a katılıyorum.